Dedem esas şu tweetleri bir konuşalım. Çok soru geliyor izleyicilerden ama bu gecenin anlam ve önemine binaen ekrana da getireyim ben. Maç sırasında sanıyorum atıldı tweetler ama ya da o saatlerdeydi. Ben okuyayım. Şimdi sıralı tweetler attı MHP lideri Devlet Bahçeli. İlki şu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 47 gün kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu resmi gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak 4 adaydan oluşan geçici listeyi yayınlamıştır. Süreç ilan edilmiş, seçim takvimine uygun şekilde ilerlemektedir diyor. Ama asıl tweet, daha doğrusu hani konuşabileceğimiz, onu soracağım size. Ama pardon, ama pardon, pardon. Ben Bahçeli'nin tweetlerini görmedim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adayları, bak Bahçeli de söylüyor, geçici, kesinleşme demiş. Evet. Erdoğan'ın diploması olayı çok tartışıldı, biliyorsunuz. Oysa ben daha en başından beri söylüyorum bunları. Erdoğan'ın diploması aslı 3 senelik bir diploma aslıdır. Nereden biliyorum? Ya ben Recep Tayyip Erdoğan'dan gerçi galiba bir sene kadar önce girmişim. Diyor ki ben İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okudum. Oradan mezun oldum gibi bir lafı vardı bir ara. Ben İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nde okudum. Ben gececiydim. Recep Tayyip Erdoğan da gündüz çalıştığına göre büyük ihtimalle gececiydi. Tahmin ediyorum. Ama hayır. Sonra ben de o dönemden kalan eşlerle, dostlarla, akademisyenlerle, yöneticilerle görüştüğümde bana şunu söylediler. Hayır. Recep Bey özelleştirmeden devletleştirilen 3 senelik idari bilimler ve sevk ve idare yüksek okulu varmış. Evet. Oradan mezun olmuş ama 3 senelik mezun olmuş. Ama artık geçti gitti. Hep beraber bütün Türkiye biliyor ki 2018 miydi, 2017 miydi? MHP ile AKP çoğunlukları da vardı. CHP'liler de biraz destek verdiler aklımda kaldığı kadarıyla. Kanun değişik, anayasa değişikliği yaptılar. Artık üniversitelerden, yani Cumhurbaşkanlığı olmak için 4 sene şartı yok. O nedenle ben buradan yeri gelmişken söyleyeyim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının önünde bir mani yok. Eskiden yaptıklarının cezasını, ya onun cezasını çektiririz de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tayyip Erdoğan'la temsil edildiği dönemde Erdoğan'ın bütün imzaları geçersiz olur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin felaketidir. Erdoğan'ı yakacağız diye bütün bir devletimizi yakarız. Bu olmaz. Ben bunu kabul etmem. Ne yapalım? Affedelim mi? Ya affedin, affetmeyin demiyorum. Cumhurbaşkanlığını diplomasız, yani 4 senelik diploması olmadığı halde ve işin katakulliyle yaptığı iddiası doğru bile olsa bu saatten sonra Erdoğan'ı o yönüyle yargılayıp cumhurbaşkanlıklarını iptal edersek haliyle 2014'ü iptal edeceğiz. Bütün imzalar ne derler hukukta ona, mülga mı? Mülga. Hepsi bitti imzalar. Mülga. Hepsi. Mülga. Evet. Aman ha. Evet. Evet. Devam. Şimdi şu tweet'i soracağım size. Yeniden Refah ve Hüdapar'la ilgili yorumları da var ama Hayır. diyor ki Ha. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemleriyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır diyor. Yani Bahçeli MHP seçimlere MHP olarak mı girecekmiş? Evet. Onu Onu anladım. kastediyor. Ya iki partinin kendi adıyla, amblemleriyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır diyor. Yani Yani böyle bir seçim varken evet buyurun. Buyurun. MHP diyor ki Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar'ı adaylarını, ben bugün tweetimde zaten onu çok eleştirdim o konuyu. Evet. Onların adaylarının aynı listede yer almayız diyor biz. Biz diyor Evet. görebildiğim kadarıyla yeni seçim kanunu uygulanacağı için, uygulanabileceği için, normalde onun da uygulanmaması lazım ama uygulanabileceği için MHP'nin %7 artı 0,1 kişi, yani bir kişi en az oy alması gerekiyor. Şu şartlarda MHP'nin bırakın %7'yi, %4'ü geçebilmesi mucizedir. Mucizedir. Peki Devlet Bahçeli bunu görmüyor mu?
Tamam görüyor da Devlet Bahçeli ne yapar? AKP listelerinden Hüdapar, Büyük Birlik Partisi ve hatta Vatan Cephesi de gitti biliyorsunuz. Vatan Cephesi diyorum yani. Doğu Perinçek de gitti oraya. Ve Doğu Perinçekçilerle aynı listelerde yer alır. İstediği kadar milletvekili soksun meclise, artık MHP'de bir parti yoktur. Devlet Bahçeli şunu düşünmüş olabilir bu tweet atarken. Ben seçimlere MHP olarak girerim. Barajın altında kalırım. Ben bir defa daha bundan önce de barajın altında kaldım. Ondan sonra tekrar iki dönem üst üste, hatta üç dönem meclise girdim diye de düşünebilir. Ama söylüyorum, Devlet Bahçeli görebildiğim kadarıyla, yanlış anlamadıysam, çok net tam buradan da okuyamıyorum ama öyle anladım. Devlet Bahçeli Erdoğan'la ipleri koparmış. Cumhurbaşkanlığında sana destekiz diyor kamuoyuna göre. Evet. Ama ben senin listelerinden seçime girmem arkadaş diyor. Ben senin listelerinden seçime girersen de diyor, HDP Hüdapar'ı ve diğer partileri, Büyük Birlik Partisi de dahil bunun içine. Çünkü Büyük Birlik Parti ile MHP genel başkanları farklı sadece. Birinin genel başkanı ismi Mustafa Destici, ötekinin Devlet Bahçeli. Aralarında hiçbir fark yok. İki parti aynı parti. Ama tabii Hüdapar'ı ve Büyük Birlik Partisi ve hatta Vatan Partisi istemiyor diye anladım. Demek ki MHP seçimlere... Şöyle MHP diyor onunla da ilgili Memduh Dede. Cumhur İttifakı'nı oluşturan dört partiden ikisi olan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkür partilerin kendi bileceği bir şeydir diyor. O zaman onların zaten milletvekili çıkarabilme ihtimalleri sıfır. O zaman yapılan pazarlık, benim tahmin ediyorum, kendi logolarıyla girecekler ama seçilmesi mümkün olmayan kişileri aday gösterecekler. Seçimlerden sonra Refah Parti'ye dönebileceğine kesin gözüyle baktıkları adaylarını da AKP listelerinden aday gösterecekler. Anlayabildiğim o. Yani Refah Partisi'nin yapacağı da ve Büyük Birlik Parti'nin yapacağı da bu. Ama Devlet Bahçeli nin ilk okudum yani bu tweet'i benim anlayabildiğim kadarıyla. Yanlışsa arkadaşlar, yanlışım olduğunda bana söylerlerse ve nerede yanlış yaptım tabii söylerlerse sevinirim. Ama gördüğüm benim o ki o tweet'te Devlet Bahçeli MHP'yi de kendi, bir daha okuyabilirsen bir daha bakayım. Okuyabilir misin onu? Şimdi bunu da söyleyeyim. Burada da aslında onu destekliyor Memduh Hocam. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçimlerinde tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle 3 hilal amblemleriyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır diyor. Bu aslında biraz hani makyajlıyor gibi. Siz hani bana ama hayır. Benim dediğimi söylüyor. Benim dediğimi yani bunu doğruluyor. Bu MHP'nin baraj altında kalacağı artık o zaman kesinleşiyor. Demek ki Devlet Bahçeli de haliyle milletvekili olamayacak. Görünen o. Devlet Bahçeli bir dönem daha partisini meclis dışında bırakıp belki kendisinden sonra hazırladığı birisi varsa, Sinan Ateş'in neden öldürülmüş olabileceğini şimdi çok daha iyi anladığımı hissediyorum ama açmak istemiyorum daha fazla konuyu. Bu yeni alınmış karar değil. Benim bakın öyle seziyorum, öyle tahmin ediyorum. Böyle bir bilgim falan yok. Ama Devlet Bahçeli bu böyle bir kararı bir günde almaz. Hüdapar'la AKP'nin ortak olması MHP'yi iyice sarstı. Ben son bir hafta Antalya ve çevresini gezdim, ilçelerini gezdim. Gördüğüm o ki MHP'de bir parti yok ki MHP Antalya'da bayağı güçlü bir partiydi. Oldukça güçlü bir partiydi. Yani yeni değil. MHP Antalya'da her zaman güçlü bir partiydi. Hatta bir zamanlar işte o ilk başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde Bahçeli'nin türbanlı bir hanımefendi, Doktor Nesrin Hanım'dı galiba. Antalya milletvekiliydi. Yani fakat şu anda Antalya'ya gitsinler, görüşsünler. Ben MHP'liyim diyene hiç rastlamayacaklar. Sıradan yoldan geçerken markette, parkta, maçta birilerine sorsunlar. Cevap verecekler cevap şudur. Bilmiyorum. Ya da kararsızım diyeceklerdir. MHP bir dönem meclis dışında kalmayı
yine göze almış. Çünkü CHP onu bir defa yaptı. Sonra %19'la geldi biliyorsunuz. AKP ile ikisi sade girdiler meclise. MHP de böyle bir şey düşünebilir. Bu seçimlerden sonra büyük bir siyasi iktisadi kaos olabileceğini, dışarıda kalarak muhtemel bir erken seçimde çok güçlenmiş olarak parlamentoya dönebilmeyi umut edebilir. Haliyle o zaman Devlet Bahçeli ne ister? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını ister. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur? AKP paramparça olur. AKP paramparça ne olursa ne olur? Yani benzetmemi hoş görsünler herkes. Belki biraz irite edici olacak ama leş. Herkes üşüşür. Bütün ne kadar çakal falan varsa üşüşürler. O ondan bir parça koparır. O bir parça koparır. AKP'yi, AKP'nin ölüsünü paylaşacaklar. Bir kısmı paylaşmaya gerek yok. Çok büyük ihtimalle mecliste grup kurabilecek kadar belki de oyu olan, milletvekili olan Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne geçecektir ki çoğu öyle olacaktır onların. Tabii ki yine işlerine önemli bir kısmı MHP giremediği için parlamentoya çok büyük ihtimalle MHP'nin genel başkanı dışarıda, milletvekili değil ama o AKP'li grupta 40 kişiyi, 20-25 kişiyi, 30 kişi neyse bulup MHP'ye yine mecliste bir grup kurduracaklardır. Bakın bunlar hep benim öngörülerim, tahminlerim. Yani Bahçeli'nin konuşmalarından bunları şu anda çıkardığı bir şeyler bunlar. Devlet Bahçeli nadasa çekiyor kendisini. Yani bana öyle geldi. Yanılabilir miyim? Tabii yanılırım. Bunlar siyasetçi ya. Allah Allah. Kızının çok mantıklı şeyler söylüyorsunuz. Zaman zaman Bahçeli'nin Erdoğan'ı alt etmek için sabrettiğini ve aslında bir planının olduğu yorumları yapılmıştı. Bilmem sizin de kulağınıza geldi mi? 5 yıldır Lale, 5 yıldır bunu anlatıyorum. Yakın savaş ustası Bahçeli videomu çektiğimde 10-15 bin kişi kardeşim ilk bir aileydik. 2018 olması lazım o videomu çektiğimde. Yani Devlet Bahçeli'nin kimin yanına girerse, kime yardımcı olursa yardımcı olduğu o siyasetçiyi bitirdiğini anlattım. Ecevit'e yardımcı oldu, Ecevit'i bitirdi. Mesut Yılmaz'a yardımcı oldu, Mesut Yılmaz'ı bitirdi. Mesut Yılmaz rahmetli, biraz oğlunun üzüntüsü, biraz siyasi darbeler, evet. Genç yaşta, çok genç yaşta öldü. Ecevit de bence çok sağlıklıydı, kim ne derse desin. O da hayatını kaybetti, gitti. Tansu Çiller yaklaşmaya kalktı. Danışman dedim, aman hanımefendi ne olur uzak durun bu adama dedim. Sayın Bayraktaroğlu hükümet olacağız. Olmazsınız dedim. Bu sizinle hükümet olmaz. Bu dedim Recai Bey vardı o zaman başkan. Ne partisiydi? Fazilet Partisi mi? Neyse. Defa'nın yerine kurulmuştu. Bu adam sizlerle hükümet ortağı olmaz hanımefendi. Olmaz. Lütfen dedim beni dinleyin. Ama öyle demedi. Bakın Tansu da bitti gitti. Hepsi siliniyor. Yani Bahçeli'nin elini yakından değen herkes gitti. Uzakta duran herkesin yıldızı parladı. Mesut kim? Erdoğan. Erdoğan Bahçeli vurdukça yukarı çıktı. Vurdukça yukarı çıktı. Ne zaman Erdoğan'ın yanına girdi Bahçeli? Yamacına girdi. Ben dedim ki işte Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti. Çünkü ömür törpüsü. Evet Bahçeli bir ömür törpüsüdür. Yanına gelince insanın törpüler. Erdoğan'ı bitirdi. Şimdi de heyecanla bekliyor. Görebildiğim kadarıyla. Seçimlere partisini sokmayacak. Nadas'a çekecek. Kemal Bey'in kazanması için alttan alttan destek verecek. Kemal Bey inceden kaybederse kaybettiği oyları MHP'lilerden alacak. Bakın bunları lütfen not ediniz. Sonra onu Erdoğan'ın AKP paramparça olacak. Paramparça olunca da Devlet Bey'e de birkaç lokma düşecek herhalde. Ve o yani o şunu da görüyor. Öngörüyor da doğrusu. Ondan bundan sonrası diyor mutlaka dayanılmaz bir erken seçim diyor. Sever erken seçimi. Evet. Rıfat Bey de der ki eğer dedenin dedikleri doğruysa ben burada çift vurgulu ters perende atarım. Aylardır burada Bahçeli'nin Truva atı olduğunu yazdım durdum. Recai Kutan hatırlatmasını da yapmış. Bravo. Aklın yolu biridir. Doğru söylemiş. Ama dediğim gibi yani benim orada videolarım duruyor. Hepsini anlattım. Tabii yani bunları ben söyledim diye oldu demiyorum ya da olacak demiyorum. Sadece ben söyledim de demiyorum. Ama ben bunları canlı tanığı olduğum için, bizzat yaşadığım için 4 sene önce ilk attığım video ile beraber çıktı. Hatta bana hep öyle yorumlar gelir. Dede senin yakın savaş ustası ne yapıyor falan diye. Dediklerinde olur.
Yakın savaş ustası diye yazdığınız zaman Google'da çıkıyor benim o yaptığım video. Ya. Evet, ben izleyeceğim şimdi yayından sonra. Yani evet. O zaman dedem Bahçeli aslında bir planının sonuna geldi. Her şeyi göze alıp baraj altında kalmayı dahi göze alıp çekilecek. Yani ortak seçime girmeyecek ve daha sonra güçlenerek gelmeyi planlıyor ve dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor. Tahminim o. Bakın tahminim. Ben İstanbul Belediye seçimleri daha henüz ertelenmemiş ki de Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben video çektim. Sakın iptal ettirme seçimleri Recep Bey dedim. Sakın iptal ettirme. Seçimleri iptal ettirmeni isteyecek bir tek kişi var. Devlet Bahçeli dedim. Çünkü dedim 13 bin oy farkla kaybetmiş olman, ben öyle konuşuyorum. Tabii saygısızlık kabul edebilir kimler ama ben onlardan yaşça da büyüğüm. Cumhurbaşkanı ayrı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı derdim. Ben Recep Bey'e hitaben yaptım konuşmayı. Recep Bey 13 bin oy fark Bahçeli'yi kesmez çünkü sizin karizmanızı çizmez. Bahçeli sizin çok daha büyük oy farkıyla kaybetmenizi istiyor. Ki size olan partililerin güveni bitsin diye konuşmam var. O da duruyor. O da orada duruyor daha yani. Kimileri bana diyor ki sen dedin ki seçimler iptal edilmez. Ya ben seçimler iptal edilmez demedim. Erdoğan bu seçimlerin iptalini istemez. Kafası basıyorsa istemez dedim. E istedi, kaybetti. Bunun neresi yanılma yani? Allah Allah. Peki şimdi bu tablo karşısında sizce Erdoğan ne yapacak? Bu arada Ersin Keser diyor ki Lale Hanım dedenin söyledikleri karşısında neredeyse eriyor mutluluktan. Sana söz baharlar gelecek diye seçim sloganını attı. Gerçekten öyle. Tabii ama benim aman sevgili canım, yavrum, evladım, kardeşim, dostum, abim. Yaşını bilmiyorum. Ben ille doğru söylüyorum demiyorum. Ama ben bu tweetlerin analizini yapıyorum. Ve onlardan şu anda neler olabileceğini düşünerek kurguluyorum ve benim karşıma bu sonuçlar çıkıyor yani. Ama yanılabilirim tabii, siyasetçi bunlar. Her şey olabilir. Peki. Rıfat Bey ve Ersin Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağına gelelim biraz. Hani şey olarak reel olarak yani elle tutulur. Şimdi dedem sizinle bunu konuştuk mu hatırlamıyorum ama Hüdapar mevzunu konuşmadık herhalde. Niye sizce Hüdapar'la böyle bir, yani aritmetik olarak MHP'nin getirdiği kadar bir oy getirebilecek mi sizce Hüdapar? Aslında mesele ne? Hüdapar hakikaten şimdi geçmişe döndüğümüzde Hüdapar'ın arka bahçesi Hizbullah bugünlerde elbette ki tekrar hatırlanıyor. Yani bunu görmezlikten gelip unutmuş olamayız elbette. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir tehlike Türkiye için? Erdoğan oportunist bir siyasetçi. Olayların gelişimine bakarken kimi nerede kullanacağım diye bakar. Futbol takımları da böyledir. Bir futbolcu vardır, 15 milyon, 20 milyon avro verirler. Türk takımı ya da yabancı takım 500 milyon avro verirler. Bir oyuncu vardır, 10 milyon avroya kıyamazlar vermeye de. Ne bileyim işte Neymar'a 450 milyon avro verirler mesela. Siyasetçi de böyle bakar olaya. Kendisini hangi açıdan desteklemesi gerektiğine göre. MHP ilk başlardan itibaren Erdoğan için oy desteğiydi, payandaydı. Yani Erdoğan MHP'siz seçilemezdi. Erdoğan'ın kendi adamları Erdoğan'a öyle bir tuzak kurdular ki ben İddia ederek söylüyorum, çok yakın bir zamanda ya da bir süre sonra çıkacak meydana anayasayı başkanlık sistemine kim teklif etti? Bahçeli teklif etti. Evet. Değil mi? Önce 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'la dostluk kurdu. Erdoğan'ın yanında durdu. Her konuda ona kefil oldu. Derken bir baktık, başkanlık sistemini anlatmaya övmeye başladı. O Bahçeli ki Erdoğan için senden başkan olmaz diyordu. Bilmem kimden tekeden süt sağmaz, süt çıkmaz, senden başkan olmaz diyordu. Değil mi? Bahçeli diyordu. Orada arşivlerde duruyor. Aynı Bahçeli sonra Erdoğan'ı başkan yapmak için teklif getirdi. Öyle bir teklifti ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yok. 100 seçmenin 50'sinin oyunu alacaksınız. Bir de ayrıca en az bir kişi de size oy verecek. Yani %50 artı bir kişi oy verecek. Bu demekti ki Bahçeli uzun süreli bir strateji uygulamış.
ben başkanlık sistemini getirirsem, parlamenter sistemde her şeye rağmen sürekli başbakan olacak olan Erdoğan'ın önünü keserim, onu başkanlığa atarım, %50 oyu asla alamaz, hiç almamıştı da zaten, Ahmet Davutoğlu bile alamadı ki AKP içinde en çok, en yüksek oyu alan başbakan, genel başkan Ahmet Davutoğlu'dur. Erdoğan'dan 5 puan, 6 puan daha fazla oy aldı. O zaman ne olur? Erdoğan 50 artı 1'e mahkum olursa bana mahkum olur. Ben iktidara gelmeden, elimi taşın altına sokmadan, hiçbir bakan da vermeden hem bakanlıkları kontrolüm altına alırım, hem devlette yapılanırım, hem de Erdoğan her seçimde benim kapıma gelir, benim %12 o zamanlar, 12'lik oyuma muhtaç kalır diye düşündü görebildiğim kadarıyla. Bahçeli de kendi kurduğu oyunda şimdi görüyorum ki o oyunda sanırım haklı çıktı ve Erdoğan'ın yanına girmeden önce Erdoğan, yani MHP'sizken %52, 2014'te %52,5, %53 oy alan Erdoğan, Devlet Bahçeli desteğinde %51,5 oy aldı. Şimdi kamuoyu araştırmaları en hakiki, işte Pösteki, Mehmet Pösteki, Erdoğan'ın neredeyse kankası diyebileceğimiz kadar kardeşi ve halen AKP'ye hizmet veren bir kamuoyu araştırmacısı ne diyor Erdoğan'ın oyları için? %40, yani 38 ile 40 arasında Cumhurbaşkanlığı oyları. %38 ile 40 arasında diyor. Bahçeli bunları hep görmüş zamanında. Şimdi de görebildiğim kadarıyla yine çok büyük bir pazarlık var. Ama Bahçeli bu pazarlığı yaparken Erdoğan boş mu duracak? O da Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ortaya bazı şeyler koyduracak. Erdoğan koymayacak. Yakın gazetecilerinden yakında böyle bir haberler, buna benzer haberler duyabileceğimizi tahmin ediyorum. Eğer Bahçeli Erdoğan'ın takoz olursa. Ama Bahçeli bu saatten sonra ne halim varsa gör kardeşim, ben bunu kafaya aldım, ben göz aldım. 2002 seçimlerinde nasıl ki parlamento dışında kalmayı göz aldıysam ve bir dönem dinlendiysem yine dinlenirim diye de düşünebilir. Bu da gösterir ki Erdoğan'ın siyasi hayatı bitmiştir.